Merhaba sevgili seyirciler, Müz Haber TV'de 15 haberleri de sizlerle beraberiz. Benim dönemimde SGK'ya bir kişi bile sınavsız girmedi. Aksini ispat etsinler, özür dilerim, siyaseti bırakırım diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na başbakan borusu olduğundan belgeli ispat geldi. Size iki belge göstereceğim. Benim dönemimde SGK'ya bir kişi bile sınavsız girmedi. Aksini ispat etsinler, özür dilerim, siyaseti bırakırım diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Başbakan Davutoğlu'ndan belgeli ispat geldi. Size iki belge göstereceğim. 14 Temmuz 1998 Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü. Halen boş bulunan pozisyonlara sınav açılmak suretiyle atamaların yapılması düşünülmekle de ise de gerek ÖSYM tarafından sınav günlerinin dolu olduğu, yakın zamanda yapılan sınavla yeterli sayıda başvurunun alınamadığı, gerekse 1998 yılından sonra sınavların yapılması halinde atamaların gecikebileceği, sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarını giderebileceği hususları dikkate alınarak söz konusu pozisyonlarda görev almak isteyenlerin talepleri doğrultusunda atamaların gerçekleştirilmesi uygun olacak. Bu şu demek yani. Sınava ihtiyaç olmadan nasıl oluyorsa ÖSYM gün bulamamış Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sınavı için. Nasıl oluyor da 1990'lı yıllarda herkes iş ararken yeterli müracaat olmamış ve sınavlar talep edenlerin talepleri doğrultusunda onların alınmasıyla neticelensin diye şey var, yazısı var. Yani 2272 kişi sınavla alınıyor. Geri kalanların puanları yükseltilerek 3209 kişi sınavsız bir şekilde üstü tamamlanıyor. Ve altında da, ya bu bir teftiş raporu, altında da Kılıçdaroğlu'nun kendi imzası var. Kendi imzası. AK Parti'nin Nevşehir İl Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na darbeci suçlamasını da yöneltti. Madem ki darbeci değilsiniz, çıkın açıkça deyin ki biz de alkışlayalım. Deyin ki 27 Mayıs yanlıştı, darbeydi ve biz 27 Mayıs'a karşıyız deyin. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın ve Adnan Menderes'i şehit eden, arkadaşlarını şehit eden cuntacılara karşı olduğunuzu söyleyin. Söyleyemezler. Söyleyemezler. Çünkü 27 Mayıs'ın sabahı bütün Demokrat Partililer tutuklanırken Cumhuriyet Halk Partililer onların evlerinin önünde neredeyse şenlik yapıyordu. 28 Şubat'ta tavırları neydi? O mazlum kızlarımızın, bu onurlu, vakur Emine kardeşimizin, kızımızın, bu güzel dizeleri yazan kızımızın kardeşleri üniversite önlerinde zorla başları açıldığında ikna odalarına götürenler arasında bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Nur Sertler de vardı. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer darbelerle hesaplaşacaksan önce kendi milletvekillerinle hesaplaş. Nisan'ın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 Karayolu Orhan Acar kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Tolga Yüksel yönetimindeki araca aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Mustafa Karaca yönetimindeki otomobil çarptı. Bu kazanın yaşantısının hemen ardından Halil Levent Somalı yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlara arkadan çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Zabay TV'de Erol Uçlu'nun hazırlayıp sunduğu gündem özel programına katılan gazeteciler Erol Kes ve Kadriye Sözleri gündeme dair soruları yanıtladı. Gazeteci Erol Kes çöp toplayarak ve taş döşeyerek kamuoyuna poz veren belediye başkanlarına sert çıktı. Gazeteci Kadriye Sözleri de genel seçimlerde CHP istenilen başarıyı elde edemezse Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan olacağını iddia etti. Belediye başkanlarımızın başkanlık yapmaya daha yeni öğrenmeye çalıştı. Çünkü bir başkan arıyorsun, danışmana telefona çıkıyor. Kimsiniz diyorsun, danışmanım diyor. Başkan nerede diyor, bir tuvalet geliyor. İç hidayet kurumu arıyorsun, var mı belediyelerde? Belediye başkanından daha bakanlar.
Arıyorsun. Uuu asarız keseriz. Yani bu insanlar ne zaman bu belediyelere geldi? Ne zaman gitti? Hele bu kapanan belediyelerden ülkelere gelenler var toplamalar. Hı. Bir de sonradan bu yok işte şirket kuruyoruz da kadro alıyoruz da. Yani denizin dışına çıktık mıydı? Perç. Perç. Bakıyorsunuz taş döşeyen belediye başkanı. Bakıyorsunuz asfaltlarını yapan belediye başkanı. Bakıyorsunuz evini köprüye, sokak temizliği başkanı ya diyeceğim içine laf edersin sen soytarı mısın, başkan mısın ya? Belediye başkanı taş mı düşer? Senin personelin yok mu taş düşecek? Sen belediye başkanısın. Yani polis ne veriyorsun çöp temizlerken ya? O personel senin orada altı başı mı? Gidiyorsun bir evrak veriyorsun 10 günde 15 günde çıkmıyor. Başkana gidiyorsun daha yeni öğrenecekler. Ne öğrenecekler ya? 4 ay sonra şöyle birinci yılı tamamlıyorsun. Belediyesin. Hiç mesela öyle çok özür dilerim Çameli örneği benim. Başkanı da çok seviyorum, özür diliyorum. Yani sanki Çameli yeni kurulan bir belediye mi? Ya da Tavas yeni kurulan bir belediye mi? Ya da Babadağ gidiyoruz yeni kurulan bir belediye mi? Yani ilçeye bir şey veriyorsun. Ya işte oranın da işte yeni bitti. Ya başkan aday olurken sen bu belediyelerin kapanacağını biliyorsun. 10 tane mahallenin tanımalanacağını biliyorsun. Yani nasıl bilmiyorum sahip bir mesela 5-6 tane daha sığma mırma falan kapandı duvarcılık. Ya da Tavas da kapandı. Bu belediyelerde iş çıkmıyor ilçelerde şimdi. CHP bu Ekbelek'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başladı bu yaprakların dökümü. Önce Denizli'den başlayalım. Ekmelettin'e hayır dediği için Sayın Adnan Keskin uzaklaştırıldı mesela. Uzaklaştırıldı derken yanlış anlaşılmasın. Hani genel başkan yardımcılığından uzaklaştırıldı. Ama daha sonra destek de verdi bir şekilde. Daha sonra destek verdi çünkü partiyi toparlaması gerekiyordu. Hayır derken hani Adnan Keskin bu parti meclisinin alacağı bir karar dedi. Yani senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Niye parti meclisinden bu karar çıkmadı anlamındaydı. Yoksa hayır dediği için değil. Sadece parti meclisini sormadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir karardı. O nedenle o Adnan Keskin'den başladı kıyma. Daha sonra zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu patlaklar ayrı kaçırmıştı. Ancak son zamanlarda iyice Emine Erkar'ın ayrılması ve Süheyl Batu'nun uzaklaştırılması üzerine tuz biber oldu. Hani Kılıçdaroğlu artık Sayın Tayyip Erdoğan'la atış atışı ona mı benzemeye başladı dediğinde bir çaldı mıydık onu da bilmiyorum. Kendine, kendi fikirlerine uymayan kişileri hemen partiden uzaklaştırma kararı, hemen kıyma başlıyor. Çok doğru bulmuyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Çok bu anlamda doğru bulmuyorum. Herhalde görünen tek çözüm o diye düşünüyorum. Genel Başkan'ın çünkü artık değişmesi gerekiyor. Muharrem İnce'nin ciddi bir destek alması, beklenenin üzerinde çok kısa bir zamanda çok büyük bir destek alması aslında Kılıçdaroğlu'na bence bir ihtardı yani. Ciddi bir iktidardı. Ama Kılıçdaroğlu iktidarı maalesef görmüyor. Hala dediğimiz çaldığımız oyunlara devam ediyor. Bence seçimlerden sonra ciddi değiştirilmezse tamamen dağılmaya bölünmeye müsait diye düşünüyorum. İzmir'in Menderes ilçesindeki bir fahranede yapılan aramada bir adet müstahsız kontrol tüfekle, üç adet dolu kartuş, iki adet müstahsız tabanca ile 48 adet dolu fişek ve 124 gram esrarlara geçirildi. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ayşe isimli şahsın adına ruhsatlı olan OO, TA ve TS isimli kişiler ve işletilen kampanya ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 3 ayrı noktada toplam 124 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız kontrol tüfekle buna ait 3 adet ruh kartuş ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. AŞ, OT, TA, HS ve AC'nin birçok suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Ataşehir'de bir telefon bayisine giren 5 yaşlı 29 saniyede 20 bin liralık telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi. İstanbul Ataşehir'de bir telefon bayisine giren 5 hırsız 29 saniyede 20 bin liralık telefonu çaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahısların kepenkleri zorlayarak içeri girdikleri görülüyor. Çok hızlı bir şekilde telefonları yerinden söken hırsızlar kasayı da boşalttıktan sonra iş yerinden ayrılıyor. Saniyeler içerisinde gerçekleşen olayda büyük zarar yaşadıklarını anlatan bayi çalışanı Gökhan Yeşilova, polisin konuyla ilgili harekete geçtiğini anlattı. 10 yılın iki tane cihazımızı aldılar. Bu standtan telefonları bizi çaldılar. Aşağı yukarı zararımız 20 lira, 20 bin lira şeklinde. 1300 lira da kasadan nakit paramızı çaldılar. Buradan girdiler. Kapının kapısını kaldırıp. Zaten bütün olayda 29 saniye sürdü. Daha sonradan polisler falan geldi. İşte soruşturma başlatıldı. Bu şekilde devam etti. 29 saniye. 29 saniye. Yani kamera kayıtlarında saniye ulaşabiliriz. Buradan kendi tarafı veriyoruz. Bir tarafı bir tarafı yapmak istiyorum. Profesyonel mi? Tabii tabii profesyonel. Çünkü bir kapı açmaları falan bir daha panjur var. Çok soruşturma panjur açtılar. Aydın'da geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen 4 uzun trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 366 kişi de yaralandı. Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği Gözetim Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2014 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 61.157 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 11.752 araca 2.752.887 TL para cezası tatbik edildi. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 74 sürücü mahkemeye sevk edildi. 1336 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 204 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. Terör örgütünün PKK'nın en kanlı saldırılarından Hakkari üzümlü karakol saldırısında yaralanıp ancak gazilik hakkı alamayan Hüseyin Arman, 22 yıldır gazilik unvanını almak için mücadele ediyor. Nasılsın Meryem'le? ...1971'e 4 tertip olarak askere alındım. Acemlerin Denizli. Ondan dağıtım olduktan sonra Sarıkamış'a görev yerimiz gitti. Sarıkamış'tan tabur olarak Güneydoğu'ya gittik. Hakkari Uludeler Köprü Karakolu'nda bir ay kaldıktan sonra karakollara ayrıldık. Bizim bölümümüz Hakkari Çukurcu Üzümlü Karakolu'nda göreve başladık. PKK'lıların karakolumuzu baskınıyla çatışmaya girdik. Ben orada önce sağ kolumdan aldım yarayı. Mermi girdi çıktı. Ondan sonra yarım saat 45 dakika gibisine de sağ kalçamdan mermi girdi. Halen bu mermiyi taşıyorum. Hakkari ilk müdahale muayenemizi Hakkari'de askeri hastane yaptı. Ondan sonra ben sonradan muayene şeyle İzmir'e geldim. İzmir askeri hastane gittim. Oradan beni Kata'ya gönderdiler. Kata'da 12-13 gün yattıktan sonra bir ay raporla rapor sonucu da birliğine sevkle taburcu oldum. Güneydoğu'da vuran askerlere tanınan hakların orada diyor ki kanunda 93-80 kanunda Güneydoğu'da vurulan yaralanan üstün başarı gösteren askerlerimize kamuda iş. Ben bunların hiçbirine yaralanamadım uğraşmama rağmen. Ve gazilik haklarımı alamadım. Yani şu anda biz Güneydoğu'da vurulduk, yaralandık, yanımızda askerlerimiz, arkadaşlarımız şehit oldu ama biz halen ne olduğumuz belli değil. Ben şu anda mermi üzerinde taşıyorum, kasımda taşıyorum ama esas gazi benim olmam lazım. Bunu yani bana zorluk çıkarmamaları lazım. Yani bunu ben istemeden vermeleri lazım. Önce biz gazilik hakkımızı istiyoruz, gazilik madalyamızı istiyoruz. Ondan sonra bize tanınan haklardan yararlanmak. Ben içinde bulunduğum 8 arkadaşım yaralanmışım, 14 tane şehit arkadaşım var. Ve vücudumda ben bu kurşunu taşıyorum ki bu kurşun yani kaza kurşunu falan filan değil. PKK'lıların sıktığı asker arkadaşlarımı şehit eden bir mermi. Ben bunu taşımama rağmen, ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak en doğal hakkım olan gazilik
Benim hakkı bir uzun yol yürüdüğüm zaman illaki ağrı yapıyor. Bileğimden buradan yararlandım mermi. Buradan girip buradan çıktı keleş mermisi. Anılar diye kaldı elimizde. Yani bunları sık sık arada bir açıp bakıyoruz. Askerde biz böyle, asker arkadaşlarımız böyleydi, şunlar böyleydi diye. Yani sevdiğimiz için de oralardaydık. Vatan görevimizi yaptık. Bunlar bizde hatıra olarak kaldı. Denizli'nin kale ilçesinde araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın sabah saatlerinde Denizli'nin kale ilçesi İstiklal Caddesi'ne meydana geldi. Evin önünde park halinde duran araçtan bir anda duman çıkmaya başladı. Yangın giderek büyürken kareleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından güçlükle söndürüldü. Olayın ardından araç yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de takla atan otomobili sıçan sürücü bir yandan acı içine inerken diğer yandan da kendisini kurtarmak isteyen ekipleri hakaret etti. Kayseri'de takla atan otomobilde sıkışan sürücü kendisini kurtarmak isteyen ekiplere hakaret etti. Gece saatlerinde kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü B.E. Koca Sinan Bulvarı yakınlarında takla attı. Kaza yapan aracın içinde sıkışan şahsı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içerisindeki yaralıyı kurtarmaya çalıştı. Tamam. Sürücü ise bir taraftan acı içinde inerken diğer taraftan da kendisini kurtarmaya çalışanlara hakaretler etti. Kısa bir sürede dışarı çıkarılan yaralı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zaber TV'de 15 haberleri sunduk. Daha fazla haber için zaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. 18 haberlerine görüşmek dileğiyle hoşçakalın.